İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Kemal Bey'e çok yakın olduğunu bildiğimiz Bülent Kuşoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a bir açıklama yaptı. Ve dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilmezse masa dağılır dedi. Kemal Bey de dedi ki bundan böyle dedi, sadece dedi altılı masayla ilgili genel başkanlar ve parti sözcüleri konuşacak, fikir beyan edecek dedi. Bu sözü Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habersiz söyleyebileceğini düşünmüyoruz. Düşünmeyiz, düşünmez yani, hiçbir gazeteci düşünmez bunu. Ve siyasi rakipleri ya da ortakları da öyle düşünmez. Kemal Bey kendisi net bir şekilde aday, her ne kadar Özgür Özel Halk TV'de çıkıp kesin değil gibi bir ilginç bir ifade kullansa da kesin değil dedi. Yani istiyoruz ama dedi kesin değil dedi. Bize sorarsanız biz aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu arzulu, doğrusu. Yani Gürkan Acı'nın tespitlerinin hepsi doğru. Yani arzulu. Peki Kemal Bey dışında kim arzulu? Yani Kemal Bey diye yanıp tutuşan kim? Yani evet. Altılı masadan destek yok. Yok diyor. Altılı masa dediğimiz yer ama 6+1 masa ekleyip içine HDP'yi katarsanız evet, HDP Kemal Bey'i destekliyor. Yani bak bunu ben Kemal Bey'i HDP ve PKK denklemi içine alalım diye söylemiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun arzulu olduğu doğru, aday olmak istediği doğru. Fakat Kemal Bey dışında arzulu bir isim göremiyoruz. Arzulu bir lider göremiyoruz. Kemal Bey olsun diye böyle kitleler büyük bir coşkuyla hareket etmiyorlar. Yani Recep Tayyip Erdoğan 2002'de geldiği zaman o olsun diyen bir toplum sosyolojisi vardı, iyi hatırlayın. Toplum sosyolojisi bunu istiyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada yok. Yine bugün Devlet Bahçeli çıkıyor ve Sayın Bahçeli en başından beri adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Çok net konuşuyor. Peki niçin Meral Akşener adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyemiyor? Devlet Bahçeli'nin hesabı devletin sürekliliği, devletin gelişmesi ve bunun Sayın Erdoğan üzerinden yapılabileceği noktasında. Tek başına iktidar üzerinden yapılacağı noktasında ve oraya bir alan oluşturuyor Türkiye'ye. Fakat bu tarafa geldiğimiz zaman İYİ Parti ve CHP ben mi yöneteceğim, sen mi yöneteceksin karmaşası içerisinde. O yüzden İYİ Parti Kemal Bey'i onaylamıyor. Yani yarın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa, seçilse, peki İYİ Parti ne kadar sözünü geçirebilecek? Çünkü İYİ Parti'de acaba Sayın Bahçeli gibi devlette süreklilik olsun, ilerlesin amacı mı var? Yoksa ya ben İYİ Parti'yi kurdum, benim kadrolarım da bu devleti yönetsin ihtiyacım var. Dikkat edin, altılı masanın birinci toplantısı neyse altıncı toplantısı da o oldu. Altı toplantı boyunca iki tane kağıt, altında altı tane genel başkanın imzası, her kağıtta da aynı laflar. Yeni bir şey vaat edemediler. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler. Biz de çıktık dedik ki ya parlamenter sistem de demokratik bir sistem. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi de demokratik. İkisi de demokratik sistemler. İkisi de halkın seçimine dayanan sistemler. İkisinde de parlamento var. İkisinde de yürütme var. Yani birbirinden farklı dediğimiz zaman birinde başbakan yok. Bu kadar. Çift başlılık yok. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistemi bir vaat olarak öne sürdüler ama boşa düştüler. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi bırakır mı? Bırakmaz. Yani çok net. O altılı masadan orayı iyi bilen bir kişi bunu söyledi. Mansur Yavaş'ı da istemiyor İYİ Parti dedi. Yani Mansur Yavaş'ı da istemiyor. Doğru söylüyor. Yani istemiyor dedi. Çünkü yarın Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı oldu. Yani siz %45'in altında oy beklemeyin. Her iki ittifaktan da. %45 oy alan Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin gösterdiği aday olarak öne çıkan Mansur Yavaş, %45 oy aldıktan sonra İYİ Parti'nin başına geçme isteğinde bulunmaz mı? Çıkan Mansur Yavaş, %45 oy aldıktan sonra İYİ Parti'nin başına geçme isteğinde bulunmaz mı? İYİ Parti'de bu konuşuluyormuş. Yani İYİ Parti'nin handikapının da bu olduğunu öğreniyor. İYİ Parti çok net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Net, bunun sebebi nedir bilmiyoruz ama istemiyorlar. Yani bunu defalarca da birinci ağızdan değil ama evet, yardımcıları, işte grup başkan kaybedecek aday vesaire olarak söylediler. Bizden sürekli acıyor. Söylediler. Zaten. Hatta çok ileri gidip İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu birebir şey söyledi. Sahada Mansur Yavaş'ı görüyoruz dedi. Sağ yani, gezisinde gönlümüzden geçen aday tabii Mansur Yavaş'tır demiş. Dediler. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemeyen ismin Meral Akşener olduğunu en başından beri söylüyorduk. Şimdi su yüzüne iyice çıktı. Çünkü biz bunu İYİ Partililerden duyuyorduk. İYİ Parti'nin yetkililerinden Ankara kulislerinde bunu duyuyorduk. Biz İYİ Parti'nin yetkililerinden aldık. Biz burada gönlümüzden geçeni söylemiyoruz. Kim aday olabilirdi? Ekrem İmamoğlu eğer 3,5 yılı iyi değerlendirseydi en ideal aday da oydu. Yani hak eden Kemal Bey, ideal aday Ekrem İmamoğlu'ydu. Ama Ekrem İmamoğlu bu idealizmi minimize etti. 3,5 yıl içinde yaptıklarıyla. CHP'de durum bu. CHP Kemal Bey dışında aday istemiyor. İYİ Parti
ne CHP'li olsun ne İYİ Partili olsun farklı bir aday olsun diyor aklılarında. Meral Akşener'in kurma ekibi bu ismi biliyor ama biz bilmiyoruz ve söylemiyorlar. İYİ Partililer de bilmiyor. Bir isim mi var? Bir isim var ama hangi partiden? İYİ Partili'de. Yani partili değil. Ha, partili. Ne İYİ Partili nece. Yani ortak aday bir isim var ama bir veya birkaç da olabilir Gürkan Hacı. Genel Başkan Yardımcılar bile bilmiyor. Öyle söyleyeyim yani. Yani HDP bu masada var mı? Var. Bakanlık tartışmasını da konuştuk. HDP netice itibariyle masada olmasın diyelim. HDP CHP'de var. Yani şu anda CHP ile beraber hareket eden bir HDP görüyoruz. İYİ Parti de CHP ile beraber hareket ediyor. Ya şimdi birbirimizi mi kandıralım? Sonuçta siz beraber hareket ettiğiniz partiye belli bir yetki vermek zorundasınız. Bir sorumluluk veriyorsun. Sorumluluk nedir? Oy ver bana diyorsun. Sorumluluk veriyorsun ama sorumluluk verdiğin kişiye yetki vermiyorsun. Bu da handikap doğuruyor. Hani kurbağayı soğuk suya atmışlar. Kurbağa yüzmeye başlamış soğuk suyun içinde. Ocağın altını yavaşça yakmışlar. Su ısınmaya başlamış ama kurbağa bu arada suyun ısındığını fark etmeyerek kaynamış ölmüş. Yani bu işte HDP işi böyle geldi. Adeta soğuk suya attılar. Pişirdiler ama piştiğinin farkında değil insanlar. HDP'ye artık Milli Savunma Bakanlığı'nın verilmesi konuşuluyor ya. Yani iş bu noktaya geldi. O yüzden buna bence CHP'nin içerisinde aklı selim sahibi birilerinin dur demesi lazım. Kabul edenler aklı selim değildir anlamında söylemiyorum. Çünkü Barış arkadaş da CHP'li istiyor. Aklı selim değildir demiyorum. Deva Gelecek ve Demokrat Parti için altılı masa artık bir nostalji masasıdır. Altılı masa artık bir magazin masasıdır. Onlar için burası isimlerinin duyulacağı, isimlerinin devam edeceği bir masadır.